Merhaba sevgili Restoran TV izleyicileri, bir zirvedeki restoranlar programından daha alıştığınız üzere sizler her neredeyseniz işte bizler de konuğumuz Sayın Engin Mert'le birlikte tam da oraya sizlerin konuğu olmaya geliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, çok iyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Evet, Engin Mert'i tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Engin Mert. 21 yaşındayım. Aslen Konyalıyım. Ama İstanbul'da doğup büyüdüm tabii ki. 21 yaşındayım dediğim gibi. Meslekte daha çok yeniyim. Yani meslekte daha göreceğimiz çok şeyler var. Yani bu meslek gerçekten ben severek yapıyorum işimi. İnşallah da güzel yerlere geliriz. İnşallah. Yani meslek çok başka. Yani meslek aşkı gerçekten. Herkes işini severek yapmalı açıkçası. İşinizi severek yaparsanız her şey gayet güzel olur. Evet. Bugün de seyircilerimizle beraber çok güzel bir tarifimiz var. Bugün takoz bonfile, demiglas soslu. Altına patates püresi yapacağız zerdeçallı. Evet, çok lezzetli olacağını düşünüyorum ben. Bu şekilde olacak. İnşallah güzel. Böyle güzel bir menü yapacağız diyorsunuz. Evet. Patates püresi yatağında takoz bonfile. Doğru evet, demiglas soslu. Evet. Demiglas soslu. Tamam evet, işte. İsmi de söyledik. Tamam. hadi öyleyse. Buyurun evet, bakalım. Şov başlasın. Evet, teşekkür ederiz. Patatesimiz kaynıyor şu an. Patatesimiz kaynadıktan sonra patatesimizi alacağız. Biraz soğutacağız. Soğuttuktan sonra soyacağız. Soyduktan sonra da ezeceğiz onu güzel bir şekilde. Ondan sonra bir tane tencere alacağız ve onun içerisinde yağ ile beraber biraz kavuracağız. Ondan sonra püre haline gelecek. İçerisine sütümüzü vereceğiz. Biraz kremamızı vereceğiz. Baharatlarımızı koyacağız. O şekilde ilerleyeceğiz. Daha sonra etimizi fırına gireceğiz. Evet, sosumuzu yapacağız. Başlayalım. Evet. Şimdi sosumuzu yapmak için neler gerekli? Patatesimiz haşlanırken sosumuzu yapsak bir sakıncası var mı? Bir sakıncası yok. Sosumuzu yaptıktan sonra tekrardan ocakla ısıtabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Sosumuz için gerekenler aslında kolay bir sos. Öncelikle toz halinde böyle bir demiglasımız var. Bu marketlerde satılıyor ama her markette bunu bulamıyoruz maalesef. Ararken biraz zorlandım. Bunun içerisine soğuk su, bir tane tencereye soğuk su koyuyoruz. Soğuk suyumuzu koyduktan sonra demiglasımızı koyuyoruz. Ve ocakta çırpmaya başlıyoruz bunu. Kıvam gelene kadar. Kıvamı gelecek çünkü. Kaynadıkça kıvam alıyor. Kıvam verdikten sonra içerisine biraz rengini açmak için, biraz da tat vermek için krema koyabiliriz. Kremamız var zaten. Yine çok az biraz koyacağız kremamızı. Kremayı koyacağız. Yani bu şekilde aslında demiglas sosun yapımı daha farklı, yani daha uğraştırıcı bir sos aslında. Bu normalde kemik suyuyla yapılıyor. Kemik suyu içerisine kereviz, havuç, yani bir sürü malzeme giriyor. Bunlar kavruluyor, işte çok farklı, böyle daha zor bir yapımı var aslında. Ama genelde mutfaklarda hani bu şekilde kullanılmıyor. Daha böyle toz halinde kullanılıyor. Çünkü hani mutfaklar yoğun çalışıyor. Yoğun çalıştığından dolayı da hani sürekli yani o şekilde yapamıyorlar ve daha kolay olması için, daha pratik olması için de toz halini kullanıyorlar ve bunu yapıyorlar. Belki de evlerimizde evet, yaparken de işimizi kolaylaştıracak tabii ki. Toz halidir, kolay halidir. Gerçekten çok uğraştırıcı yani. Böyle tabii bir tencere yeterli olacak mı bize sosumuz için? Tabii ki yeterli. Tamam, tenceremiz burada. Evet, tenceremiz. Teşekkür ederiz. Hemen bir ölçme kabı da veriyorum. Ne kadar evet, su kullanılacak? Çok kullanmayacağız zaten. Demiglasımız kaç kaşık diyeyim size? 1,5 yemek kaşığı falan zaten. Bundan da zaten bayağı çıkıyor yani. Ben aslında öyle fazla mi? Da getirdim. Tabii normalde bir çorba kaşığından bile yani böyle 3-4 tabaklık sos çıkartabilirsiniz yani. Oo. Çıkıyor evet tabii. O zaman ondan bayağı sos çıkacak. Tabii bundan çıkacak biraz evet. Evet. Hepsini kullanmasak, ziyan etmesek olmaz mı? Zor bulunan bir toz çünkü. Yani doğru ama yani sıkıntı yok. Biz hepsini yapalım. Elimizde bulursun. Peki. Hani
her ihtimale karşı tamam, sıkıntı yapalım. Olmaması için. Çok fazla su kullanmayacağım. Şu yeterli midir? Daha mı az? Bakalım. Tenceremize dökelim biraz. Yeterli bu. Tamamdır. Tamam. Yeterli. Hatta çok az daha dökeyim ben yine. Hadi alalım biraz. Yok yok, dökmek için. Hani dökeceksiniz. Aynen. Tamam. Biraz daha dökeyim yine. Sıkıntı olmasın. Tamam. Yeterli. Patateslerimizi ezmek için de yine evet, bu kabımızı kullanabiliriz. Aynen öyle. Evet. Seri bir şekilde karıştırılması mı gerekiyor sosumuzun? Tabii tabii. Yani pürtüleşmemesi gerekiyor. Pürtüleşirse yani istediğimiz şeyi alamayız. Elde edemeyiz diyorsunuz. Evet. Tamam. Pürtüleşebiliyor i̇şte çünkü. Pürtüleştikten sonra ne koşuyor? Hemen bir çırpma teli koşuyor tabii çırpma ki. Çırpma teli. Evet. Ocağımızı yaktık. Ocağımızı yaktık. Evet. Suyumuz kaynayacak mı önce? Yok yok, soğuk suyla beraber çırpacağız soğuk kaynayana kadar. Birlikte. Kaynayana aa, kadar tamam, çırpıyoruz. Evet. Ben bu işe adayım öyleyse, yapabilirim. Olmazsa da benden bilirsiniz zaten. Hiç sıkıntı. Güzel de çırpalım. Kendinize ait tarifleriniz var mı? Ya benim kendime ait bir tarifim yok. Ben genelde böyle deneyerek yaparak seviyorum, böyle keşfetmeyi, yani farklı şeylerle oynamayı. Mesela insanlar, yani ustalarımız falan. Ben mesela onun yaptığının böyle daha farklısını yapmaya çalışıyorum her zaman. Böyle ne bileyim, içerisine farklı böyle baharatlar katarak, soslar katarak, böyle bir şeyleri karıştırarak. Yani kendime özel bir tarifim yok açıkçası. Güzelce çırpalım. Ben de yardımcı olayım istersen. Evet. Biraz. Ben de yapayım. Peki kendinizi hangi alanda daha gelişmiş hissediyorsunuz? İşte ne bileyim, unlu mamuller olabilir, sıcaklar olabilir, zeytinyağlılar olabilir. Evet. Hangi alanda daha iyiyim diyebiliyorsunuz? Ben aslında bir alan söylemeyi sevmiyorum. Hı hı. Çünkü bir insanın, yani bu işi yapan bir insanın her alanda bilgisi olması gerekiyor bence. Hı hı. Bu pastane de olur, işte sulu yemek ustası da olur, hı hı, dünya mutfağı olur, balık olur. Hı hı. Yani bu işi yapan insan gerçekten hani bilmeli, yani her şeyi bilmeli. Çünkü atıyorum mesela bir iş yerinde çalışıyorsunuz, nasıl diyeyim, soğukçu olarak girdiniz mesela, soğuktasınız, hani sürekli meze yapıyorsunuz falan filan. Tutun ki bir şey oldu. Sıcak bölümünden bir arkadaşınız hastalandı, gelemiyor. Ama sizin o tarafa geçmeniz gerekiyor. Değil mi? Oraya, oradaki tabii, açığı o, hemen evet, oradaki kapatmanız açığı gerekiyor. Kapatmamız gerekiyor tabii ki. Oradaki açığı da kapatmak için yine dediğim gibi yani bilmek gerekiyor o yüzden. Mutfak böyle bir şey işte, değil mi? Mutfak evet, gerçekten çok bilgi istiyor. Çok. Yani sadece o menüleri hazırlamak, revize etmek, sunuma hazır hale getirmek falan değil, evet, mutfaktaki krizi yönetmek de çok önemli. Aynen, değil mi? Mutfakta iş takibi çok önemli. Yani iş takibiniz olduğu zaman hiçbir şey yani aksamaz da. Evet. Yani bu da çok önemli, doğru. Peki bundan sonrası için mesleğiniz adına neler yapmayı düşünüyorsunuz? Neler hedefte var? Ya hedeflerim gerçekten inşallah olursa ben gemi aşçılığı yapmayı çok istiyorum. Keyiflidir değil mi? Evet. Mesela gidiyorsunuz böyle 6 ay yoksunuz, denizdesiniz. Böyle karışınız yok, edeniniz yok. Ve aslında ne malzeme varsa ondan sürekli yeni bir şeyler üretebilme imkanınız doğuyor değil mi? Tabii ki, tabii ki. Evet, sosumuz güzel bir kıvam aldı kaynadıkça. Şu an tabii gayet suyu, güzel bir kıvamla. Suyu ben koydum. İlk karıştıran da benim, o yüzden. Evet, gerçekten elinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sosumuz çok güzel oldu. Altını biraz kısalım. Şu muydu? Evet, hemen ikinci baştan geliyorum yardımınıza. Biraz bakalım daha kısabilir miyiz? Patatesimize de. Evet, bakalım. Hemen evet, kısıyorum. Bu muydu? Hayır, diğeri. Ben mi yanlış baktım? Daha kısamıyorum, bu kadar tamam, kısıyorum. Tamam, tamam, tamam. Zaten birazdan alacağım ocaktan. Sos kendini iyice çekti şu an. Çok da güzel koktu. Evet. Kremayı alabilir miyim sizden rica etsem? Tabii. Çok az içerisine de anlatacağım. Tabii. Tat versin, kıvam versin böyle. Kremamız.
Çok az sizden damatmanızı rica edeceğim. Yeterli. Yeterli. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gördüğünüz gibi rengi biraz daha açıldı. Açıldı. Evet. Hem de böyle güzel tat, kıvam verdi. Hı hı. Evet. Evet, gerçekten. Biz sosumuzu öyle bekletebiliriz de aslında, değil mi? Evet evet, bekletebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Sosumuzu bekledikten sonra patatesimize baktık. Biraz daha kaynaması gerekiyor. Sanki biraz daha, yoksa ezerken zorlanabiliriz. Evet evet. Yani püre yapacağız çünkü püre kıvamı yapmamız için iyice ezmemiz ve haşlanması evet, gerekiyor. Evet, iyice haşlanması gerekiyor. Evet. Şöyle ben izleyicilerimize göstereyim sosumuzun kıvamını. Şöyle şu şekilde. Sosumuzun kıvamı. Evet. Bu şekilde. Yani bu kıvam ne akışkan çok ne de çok katı. Tam istediğimiz kıvamda şu an. Bu şekilde. Biraz daha çırpalım. Dediğim gibi bu sosu sakın izleyicilerimize söyleyelim. Evde yaparlarken sıcak suya koyup kesinlikle çırpmasınlar bu şekilde. Ya çünkü sos böyle pürtü pürtü olur. Yani böyle bu kıvamı alamazsınız. Topaklanır. Bu kıvama gelmez. Evet. Evet. Bu şekilde olması bizim için ideal. O yüzden soğuk suda yapıyoruz bunu. Evet. Sıcak suda yapmıyoruz. İsteğe bağlı bunun içine soya sosu da atabilirsiniz. Güzel tat verir. Hem de biraz renk verir. İsteğe bağlı soya sos da atabilirsiniz. Sosumuzun kendisinde tuz oranı az öyleyse. Bunda mı? Evet. Yok, yine var biraz ama işte dediğim gibi atarken içerisine yani mesela bu kadar yapıyorsunuz. Kontrollü böyle, bir şekilde soya sosunu kullanmak. Aynen, çok fazla değil, çok az. Yani kontrol, her şey kontrollü. Evet. Yani çok fazla yapmaya, yani atmaya gerek yok çünkü bu sefer tuz oranı dediğim gibi artar. Evet. Tuz oranını çok arttırırsak bu sefer sosumuza yani istediğimiz şeyi alamayız. Alamayız. Evet. Doğru. Sosumuz hazır. Allah şöyle yapayım. Bunu bekletelim kenarda. Hemen ocakta kalsın. Hemen buraya alıyorum onu. Tamam. Burada alalım. Kenarda bekletiyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bu şekilde içerisine kalsın. Tamam. İçinde bıraktık çünkü ısıttığımız takdirde evet, evet. Yine kullanabiliriz, değil mi? Evet, o şekilde yapacağız. Evet. Yavaş yavaş patateslerimiz de haşlanıyor. Evet. Patateslerimiz içinde. Evet. Hemen onu süzeceğiz haşlandıktan sonra. Azıcık soğutacağız. Evet. Soğuttuktan sonra da püremizin yapımına geçeceğiz. Soğuyacağız güzelce. Evet. Bakayım şöyle. Sanki. Sanki olma kıvamına geliyor. Geliyor. Kaç dakika diyeyim? Sıcak mıdır sapır? Yok değil çok fazla. Şöyle bakayım şuradan. Burası biraz daha sert. 3-4 dakika daha kaynadıktan sonra. Evet. 3-4 dakika içerisinde hazır püremizi olacaktır. Püremizi yapacağız. Evet. Evet, patateslerimiz haşlandı. Şimdi patateslerimizi alacağız ve soğutacağız. Daha sonra soyacağız. Soyduktan sonra da tenceremizi alacağız. Ve püremizi yapmaya başlayacağız. Evet, şu şekilde. Biraz soğutalım. Evet, şimdi burada beklesin. Hemen tenceremizi de aldık. Ocağımıza koyduk.
Şimdi patateslerimizi soyalım. Evet, şimdi patateslerimizi soyuyoruz. Evet, patates ezeceğimiz de burada. Eğer elimizde patates ezeceği yoksa hani bunu çatal yardımıyla da yapabilirsiniz. İlla böyle bir ezeceğe gereği duymuyoruz yani ama tabii tercih bu her zaman. Güzelce eziyoruz. Şöyle göstereyim ben yine. Evet. Bunu iyice bu şekilde eziyoruz. Ki püremiz böyle pürüzsüz ve güzel olsun diye. Yani çünkü çok iyi ezmezseniz bu sefer de patatesimiz nasıl diyeyim? Hani böyle çok pürüzsüz olmaz. Hani çok iyi olmaz. Böyle çok bütün kalır. Biz de bütün kalmasını istemiyoruz. Böyle pürüzsüz kalmasını istiyoruz. O yüzden güzelce böyle eziyoruz. Evet. Evet, ezme işlemimiz bu kadar yeterli. Şimdi tavamızı alıyoruz. Ay, tava değil, pardon. Tenceremizi aldık. Ocağımıza koyduk. Altını yakıyoruz biraz kısık ateşte. Evet, altını da yaptık. Şunu ayarlayayım. Evet. İçerisine biraz sıvı yağ koyacağım. Şu şekilde. Tereyağı da koyabilirsiniz. Tereyağı hatta daha iyi olur. Güzel lezzet verir. Daha sonra çırpmaya geçiyoruz. Oops. Al, küçük başta yapayım en iyisi, daha iyi. Sıkıntı çıkmasın. Şimdi biraz altını kısalım. Hatta en iyisi kapalı dursun. Baharatlarımızı koyalım içerisine. Tuzumuzu alalım. Biraz tuzumuzu koyalım. Bir çay kaşığı kadar yeterli. Değirmen karabiberimiz. Biraz karabiber. Daha sonra içerisine biraz sütümüzü koyacağız. Sonra krema koyacağız biraz. Zerdeçalımızı alalım. Ocağımızı yakalım. Evet. Sütümüzü ekleyelim. Zerdeçalımızı da koyalım. Evet, şimdi çırpma işlemine geçelim.
Kremamızı da koyalım. Bir miktar. Evet. Ben yine şöyle göstereyim. Püremiz. Biraz daha süt ekleyebiliriz. İster. Biraz daha alabilir. Evet. Biraz daha süt ilave ettik. Evet, püremiz hazır. Püremizi yaptık. Şimdi eti fırına gireceğiz. Eti ben daha önceden mühürlemiştim. Mühürünü yaptık. Ondan sonra fırınımıza atacağız etimizi. Ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında 8-9 dakika kalması yeterli. Tabii bu sizin eti nasıl yediğinizle de alakalı. Yani çok mu pişmiş seviyorsunuz? Az mı? Orta mı? İyi mi? Onu siz kendiniz ayarlıyorsunuz. Ben eti böyle çok kanlı sevmediğim için 180 derece fırında bir 8-9 dakika kadar pişireceğim. Şimdi etimizi fırına gireceğiz. Önceden tabii fırlıyoruz. Eti folyoya saracağım. Çünkü fırına çıplak atarsak et kuruyabilir. Etin kurumasını istemiyoruz. O yüzden folyoya saracağız. Şöyle şu miktarda bir folyo yeterli bize. Evet. Şimdi etimizi biraz yağlayalım. Biraz yağ, biraz tat vermesi için yine karabiber yağın içine. Şu şekilde etimizi yağlıyoruz ve biraz parlatıyoruz. Tarafını da çevirelim ve yağlayalım. Evet, şimdi etimizi folyomuza alıyoruz. İyice kapatıyoruz şu şekilde. Çok da sıkmamaya çalışıyorum. Ya bu folyo işlemini etimiz yumuşak kalsın diye yapıyoruz. Tabii folyoladıktan sonra biraz delik açacağız üstüne. Hem biraz içerisinde buhar görevi görecek, hem böyle buharıyla hem yumuşak kalacak, hem de etimiz kurumayacak. Hemen çatal yardımıyla şöyle kenarlarını ya da bıçakla da yapabiliriz. Şöyle biraz çizik atalım. Evet, şimdi bu şekilde fırınımıza koyacağız etimizi.
Evet, etimizi şimdi fırından çıkardık. Etimiz şu an folyoda. Bunu açacağız şimdi birazdan. Ama öncesinde sebzelerimi biraz soteleyeceğim. Tavamızın altını açtık. İçerisine biraz zeytinyağı var mı? Yağımızı ilave ediyoruz. Yağımızı ilave ettik. Biraz karabiber kullanacağız. Yine yağımızın içerisine. Evet. Daha sonra sebzelerimizi, kuşkonmazımızı, brokolimizi ve havucumuzu aldık. Şimdi bu şekilde biraz açalım altını. Evet, sebzelerimiz soteleniyor. Şimdi kuşkonmazlarımızın saplarını, köklerini daha doğrusu şöyle bıçak yardımıyla biraz alacağız. Evet. Daha sonra bu şekilde. Dizime geçiyoruz. Etimizi şöyle gösterelim. Etimiz gerçekten çok güzel oldu. Kurumadı etimiz dediğim gibi. Folyo sardığımız için etimiz kurumadı. Gayet şık ve güzel oldu. Evet, şimdi sosumuzu vereceğiz. Sosumuzu yine bir kaşık yardımıyla şöyle. Sosumuzu verdik.
Daha sonra şimdi sebzelerimizi kullanacağız. Ama öncelikle tabağımızı biraz süsleyelim. Taze kekiklerim var. Havuçlarımı vereceğim. Biberiyemiz var. Şu şekilde. Biraz tabağımıza renk vermesi için şöyle pul biber kullanacağım. Biber bir renk versin diye. Evet, tavamız bu şekilde. Afiyet olsun herkese. Evet, Engin şefim muazzam bir tabak hazırladınız. Evet. Tabağımız sunuma hazır burada. Evet. Ellerinize sağlık diyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim tekrardan. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Ellerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Böyle güzel bir lezzeti izleyicilerimizle paylaştınız. Evet. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrar hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ve sevgili Restoran TV izleyicileri, Sayın Engin Mert muazzam bir lezzetle sizlerin konuğu oldu. Hoşça kalın.